Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir haftadır işlerimizin yoğunluğundan dolayı video atamıyordum maalesef. Bugün entegre değişimi yapacağım. Daha doğrusu entegre kalıplayacağım. Nasıl yapıldığını hep beraber gelin görelim. Entegreyi sökerek işe başlıyorum. Evet, entegremizi söktük. Bundan sonraki yapacağım işlem anakartın üzerindeki fazlalıkları almak. Lehim topu oluştu. Bunu da sıcak hava yardımıyla hemen geri alıyorum tabii ki. Entegreyi kalıpladıktan sonra anakarta tam oturması için altının gerçekten güzel temizlenmiş olması gerekiyor. Bu işlemi yaparken lehim toplama teli ve flax yardımıyla yapıyorum. Bu sayede tertemiz çıkıyor. Genelde videolarımız ekran değişimi üzerine, fakat servisimize bırakılan her cihazın bütün arızalarına bakıyoruz. Anakartımızın temizliğini yaptık. Şimdi ise entegremizin temizliğini yapıyoruz.
bizim için entegre sökmek, takmak, kalıplamak çok da zor bir iş değil işin açığı. Çünkü sürekli yaptığımız bir iş olduğu için elimiz yatkın bu işe. Entegremizin temizleme işlemini bitirdik. Sıra kalıplama işine geldi. Büyük bir ihtimalle tek seferde çıkartacağız zaten. Thank you.
Entegremiz kalıptan gayet başarılı bir şekilde çıktı. Temizliğini de yaptık. Şimdi tam yerine oturma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için de flux kullanıyorum. Sıcak hava yardımıyla tam yerine oturacak zaten. Burayı da ağır çekimde size gösteririm. Dikkatle bakarsanız lehim toplarının yerine oturduğunu siz de görebilirsiniz. Şu anda kalıplama işlemimiz tam olarak bitmiş durumda ve gayet başarılı. Şimdi sırada temizlemiş olduğumuz anakartımıza entegremizi tekrar yerleştireceğiz. Bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Sağa sola çok kaymaması gerekiyor. Yoksa tüm işlemi baştan bir daha yapmak durumunda kalırız. Yerine oturduğundan emin oluyoruz. Gayet başarılı. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.